Üniversitesinde verdiği UEFA'ya, diğer yandan transfer operasyonu da devam ediyor. Haydun abi Mustafa doğduğunda saçları böyleymiş. Ee, şimdi Her gün bir adamın saçı aynı olur mu? Değiştir peki, bir şey. yap. Peki yaptın. başka bir şey söyleyeyim mi sana? Lütfen. Yani daha dramatik bir şey söyleyeceğim ama benden sen bir şey istemeyeceksin Mustafa Mandev devle ilgili. Tamam. Yani bu sez bu sene muhtemelen Beykent Üniversitesi'nde okuyor kendisi, öğrencim olacak. Yani başına gelenleri düşünebiliyor musun? Televizyonda yapım yönetim dersinde öğrencim olacak. Artık gerisini sen düşün yani. Yapım yönetim dersi. He, evet, yani ya, düşün yani. <laughs> Peki geleceğe parlak arkadaşlarımızdan biri Mustafa Mande. <laughs> Herkese bağlandık. Telefonu mesaj ya. Evet evet. Saçları, hani, gülüşü, saçları evet evet. Nereye Gayet gidiyorsa öyle. söylesin de Artık biz. Bir şeyler yapacağız. Peki Mustafa, e, biz hemen sözü sana bırakalım. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Saçlarımı Kadir Alkan'a borçluyum. Gerçekten onun dokunuşları sayesinde böyle oluyor. Haldun abiye de bir cevap vereyim. Umarım e, sınıfta kalmayız Haldun abi. <laughs> Tabii ki orada. Yok. Hocam diyeceğim size. <laughs> Beşiktaş gündemine geçelim. Bugün Wellington transferi resmi olarak açıklandı siyah beyazlarda ve UEFA'ya bildirilen listede Brezilyalı futbolcunun adı yer aldı. Ki bugün son günde ama maç gününe kadar Beşiktaş kulübü iki oyuncu daha ekleyebilecek o listeye. Tek maç usulü oynanıyor biliyorsunuz koronavirüs pandemisi nedeniyle ve salı günü iki takım karşı karşıya gelecek. Bugün Beşiktaş bir işbirliği anlaşması imzaladı ve o anlaşmada Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi gelen bir soru üzerine Koyuta konusunda bir açıklama yaptı. Teknik heyetimiz değerlendirecek. Eğer bizlere olumlu rapor sunarlarsa Kasımpaşa yönetimiyle temasa geçeriz şeklinde bir açıklama yaptı. Beşiktaş Başkanı Wellington transferine dönmek istiyorum. Bugün Beşiktaş gizemli bir videoyla aslında Wellington transferini duyurdu ve o videoda aslında dikkat çeken en büyük detay bir güvenlik kamerası görüntüsüydü. Orada bir birisi tesise girmeye çalışıyor. Nevzat Demir tesislerine girmeye çalışıyor ve Belinton'a bir anons geçiliyor. 7 numaralıya dikkat et diye bir anons geçiliyor videoda ve aslında o güvenlik kamerasına takılan görüntüde şu anda zaten ekranlarda izleyicilerimiz izliyor. Ee, acaba bu futbolcu Gökhan Töre mi? Çünkü e, bir de 7 numara vurgusu vardı. Acaba bu futbolcu Gökhan Töre mi e, sorusunun yanıtını aramaya başladı Beşiktaşlı taraftarlar bizler de bunun üzerine araştırmalarımıza başladık ve elde ettiğimiz bilgiler şu şekilde oradaki kişi Gökhan Töre değil çünkü kendisi şu anda İstanbul sınırlarında dahi değil yani futbolcu İstanbul'a yer almıyor ve o görüntüdeki kişinin Gökhan Töre olmadığını buradan Beşiktaşlı taraftarlara aktarmış olalım. Diğer taraftan da aslında Beşiktaş hem sağ çalışmalarına devam ediyor hem de transfer çalışmalarına devam ediyor. En Wellington ve Mensah renklerine bağladı siyah beyazlılar. Taraftar şunu merak ediyor. Paok maçına kadar bir forvet transferi gerçekleşecek mi diye taraftar meraklanıyor. Aslında bazı bilgiler e, acele edilip yanlış karar verilmemesi yönünde forvet transferinin Pauk maçından sonraya da kalabileceği yönünde ki e, listedeki adaylar Zelluis, Koita, Papis Sisse ve Kalinic gibi isimler burada e, en çok öne çıkan isim bonservis elinde olduğu için Papis Sisse zaten sizde yaklaşık e, 10-15 dakika kadar önce bu konuya değinmiştiniz, bu konuyu konuşmuştunuz. Bizim aldığımız bilgiler şu yönde oyuncuyla 1 artı 1 yıllık e, sözleşme süresi konusunda herhangi bir problem bulunmuyor ve tek problem aradaki tek problem yıllık ücret konusunda oyuncu tarafı 1.2 milyon euroluk bir maaş talep ediyor. Beşiktaş cephesi ise bu e, maaşı 800-900 bin euro bandına düşürmeye çalışıyor. Beşiktaş eğer oyuncuyla anlaşma sağlanırsa bu aradaki pürüz giderilirse Papistis önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyebilir. Yine listedeki en güçlü adaylardan biri Zeluis Beşiktaş Porto Kulübü olan görüşmelerini sıklaştırdı ama e, özellikle Sergen Hoca Kalinic transferini çok istiyor. Oyuncunun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu da aslında transferin kiralık olarak gerçekleşme ihtimalini oldukça düşürüyor. E, Beşiktaş da orada ödeme planlarıyla hem bonservisi bulunan Atletico Madrid'le hem de oyuncunun yıllık ücreti konusunda oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bugün Wellington transferi açıklandı. Orta sahada yine Mensah transferi açıklanmıştı ve Ensakala 3 yeni transferi var Beşiktaş'ın şu ana kadar ama belki de burada Beşiktaş taraftarını en çok mutlu eden konulardan biri Atiba Açınsın'la sözleşme yenilenmesi oldu. Atiba'ya da artık yeni transfer gözüyle bakıyor Beşiktaş taraftarı. Bir nevi Pauk maçı öncesinde sıcak gelişmeler yaşanabilir Beşiktaş'ta özellikle Özellikle Forvet hattında sıcak gelişmeler yaşanabilir. Bir önceki bağlantıda Emre Kaplan, Lemina konusundan da bahsetmişti oyuncuya. Galatasaray'ın da e, bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Fakat e, devreye Beşiktaş'ta girince yine Emre Kaplan'ın söylediği gibi oyuncunun kulübü Southampton tok satıcıyı oynuyor şu anda ve oyuncudan bonservis kazanmak istiyorlar. Orta saha konusuyla ilgili de gelişmeler bu şekilde diyerek haber merkezimden sözü tekrar size bırakalım. Mustafa Göksu. Mustafa Mandeve ve saçlarına teşekkür ederiz. Yeni gelişmeler olunca yine Mustafa'ya bağlanacağız ve kendisinden detaylar alacağız. Mustafa'nın arkasındaki Antalya Spor atkısı da Koray Baloğlu'nun. Zaten serviste masa üzerinde atkılar meselesinde bir benim masamda Konya Spor atkısı bir de Koray'ın masasındaki Antalya Spor atkısı var. Ama Alanya Spor'da Antalya takımı olduğu için rakibe göre hani büyükler hangisiyle oynuyorsa o takımı tutuyor. Ee, Koray'da e Bize bize, bize bir masa vermediğiniz için bir Giresun spor şeyi koyamıyoruz Şimdi oraya onu söyleyecektim. Yani. <laughs> Size mi? koskoca stüdyoyu verdik galiba, <laughs> değil masa değil. Burada masanız var orada. <gülüyor> <hiçbir> <gülüyor> şey. <gülüyor> 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 ben buraya gelince koyayım hemen <laughs> Şimdi Belhanda'nın Arap Yarımadası'nda ile ilgili sorular geliyor Ben de arkadaşlarıma Sevgili Mustafa ile bağlantı sırasında bunu sordum ama Bu yönde bir gelişmenin olmadığını Bana bana beyan ettiler onu söyleyeyim Hames Rodriguez programın başında konuşmuştuk Çok fazla soru geliyor Haldun abi bir e, olursa şaşırırım dedi. Yani ben çok maliyetler hem de çok şaşırırım yani, çok şaşırırım. Peki bu merkez meselesine gelelim. Şimdi merkez hakem kurulunun sayın başkanı e, istifa etti e, ve yeni bir merkez hakem kurulu kuruluyor. Zekeriyal e, hoca görevi bıraktı. Şimdi görevi süresi boyunca tanıyan herkes, tanıyan tanımayan herkes birçok kişi temasta bulunanlar, başta Erman abi olmak üzere Zekeriya Alp'in ne kadar doğru bir karakter olduğunu söylediler ki kendisinin açıklamalarında ve denk geldiğimizde dinlediğimiz konuşmalarında o samimiyeti alabildik. Ama bir aşağı kata indiğiniz zaman orası yangın yeri. Yani MHK başkanları geliyor gidiyor sistem değişmiyor. Şimdi baştan inşa deniliyor. Böyle bir ihtimal var mı? MHK başkanı kim olur? Haldun Domaç. <laughs> Daha basit soruyu <laughs> sorayım. Peki. <laughs> Şöyle söyleyeyim peki bu sürece nasıl geldik hemen çok kısa onu söyleyeyim bir cümle Tabii. söyleyeceğim çok uzun söylemeyeceğim. Ee, Zekeriya Alp gidip klasman listesini e, federasyona sunuyor ee, o sırada klasman listesi üzerinde ciddi bir tartışma çıkıyor yani önce onu söyleyelim. Ve e, kulüplerin Oğuz Sarvan'dan e, memnun olmadığını, Oğuz Sarvan'ın yönetiminden memnun olmadığını, Oğuz Sarvan'la vedalaşması gerektiğini söyleyince Zekeriya Alp az önce söylediğin düzgün karakterinden bahsettin ya onu söyleyelim. Ben e, bu ekiple geldim ya bu ekiple devam ederim ya da giderim e, diyor ve sonuç itibariyle istifa ediyor. Yani bir kere o süreci anlatalım. Peki şimdi kim gelecek? E, Şöyle söyleyeyim hani yüzde yetmiş diyeceğim çünkü son dakika birkaç isim var onlarla da konuştum ama e, yeni başkanı Serdar Tatlı olacak. Yüzde yetmiş ihtimalle diyeyim ki bir yüzde otuz bırakayım. E, şöyle de söyleyeyim tabii kendisiyle de konuştum Mustafa Çulcu'yla da konuştum. Bugün bir hayli e,